özellikle bizi gayet hiç olması nedeniyle çok önemli konu Sayın Bakanım. Ama insan değerlerden uzak artık son nokta komşu kadına attı. Şunu söylemek için anlayalım. Devletin özellikle gençleri ve toplumu alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağına yönelik anayasamızda önemli bir düzenlememiz var. Yine anayasamızın ilgili maddelerinde devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak yükümlülüğü altında. Bu yükümlülük açısından etkin yasal düzenlemeler ve caydırıcı cezalar uyuşturucu madde suçunun işlenmesini önlemede ve toplumu bu tür bağımlılıklardan korumada önemli bir role sahiptir. 2005 öncesinde uyuşturucu kullanma suçuyla ilgili denetimli serbestlik uygulaması bulunmamaktaydı. 2005 yılında yeni Türk Ceza Kanunu'yla uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında infaz aşamasında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmen alınacağını düzenledik. 2006 yılında yaptığımız düzenlemeyle uyuşturucu madde kullanma suçundan dava açıldığında tedavi ve denetimli serbestlik uygulanabileceğini düzenledik. 2014 yılında 6545 sayılı kanunla uyuşturucu madde kullanan kişiler hakkında denetimli serbestlik kararının soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı tarafından verilebilmesi imkanını getirdik. Böylece tedavi uygulamasını infaz evresinden önce kovuşturma evresine, daha sonraki düzenlemeyle de soruşturma evresine çekerek derhal tedaviye başlanmasını amaçladık. Denetimli serbestlik sisteminin kurulduğu 2005 yılından bu yana denetimli serbestlik müdürlüklerine toplam 1.593.756 tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiş olup halen 71.478 kararın infazına bu şekilde devam edilmektedir. Denetimli serbestlik sisteminin kurulduğu 2005 yılından bu yana ise toplam 1.303.640 kişiyle bireysel görüşme, grup çalışması, seminer ve benzeri eğitim ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yükümlülerin bağımlılıkla mücadele sürecine ailelerinin dahil edilmeleri de gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini artırmada son derece önemli. Bu nedenle ailelere yönelik de bireysel görüşmeler ve aile programları düzenleniyor, ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda sadece 2023 yılında yapılan çalışmalarda 10.366 aileye ulaşıldı. Denetimli serbestlik kapsamında yapılan faaliyetlerin sonuçlarını da sürekli takip ediyoruz. Bu kapsamda denetimli serbestlik uygulanan kişilerin 5 yıl içerisinde yeniden uyuşturucu kaynaklı suç oranı 2018 yılında %33,5 iken bu oran 2023 yılında %19,5'a düştü. Yani uyuşturucuyu kaynağında kurutmak lazım. Bunun ithal edenler, imal edenler, ihraç edenlerle ilgili cezaların artırılması gerekiyordu. Uyuşturucu ithal, imal, ihraç suçu 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyordu. Bu suç 20 yıldan 30 yıla kadar çıkarıldı. Uyuşturucu maddenin çocuğa verilmesi veya satılması, bu suçun 3 veya daha fazla kişi tarafından örgütlü şekilde işlenmesi durumunda da cezayı artırıcı nitelikli hal olarak kabul edildi. Bu suçtan koşullu salıverme için ceza infaz kurumlarımızda 3/2'lik şeyi 4/3'e çıkardık koşullu salıverme süresini. 2015 yılında suçun konusunun bazı uyuşturucu ve uyarıcı madde türlerinden olması halini de cezayı ağırlaştırıcı neden olarak düzenledik. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan hükümlü olanları 2016 yılında yapılan lehe infaz düzenlemelerinin kapsamı dışında bıraktık. 2017 yılında yapılan düzenlemelerle uyuşturucu madde suçlarında para cezalarının alt sınırlarını yükselttik. Ceza infaz kurumlarımızda şu anda uyuşturucu ticareti suçundan 47.255 hükümlü, 12.229 kişi tutuklu olmak üzere toplam
59.485 kişi bulunmaktadır. Uyuşturucu bulundurmak veya satın almak suçundan 5.527 hükümlü cezaevlerimizde bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti kullanımının kolaylaştırılması, kullanmak için satın almak, bulundurmak suçlarıyla ilgili olarak 2024 yılında şu anda soruşturma aşamasında 77.793 soruşturma açılmış, 81.339 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 121.121 derdest soruşturma dosyası da devam etmektedir. Maalesef bu durum uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımının kolaylaştırılması suçlarının ne kadar fazla işlendiğini ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelede ne kadar hassas olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.